Kalecik sokakları kesme taş döşenelim. Kalecik sokakları kesme taş döşenelim. Gözlerimde uyku yok. Yar sevdana düşelim, yar sevdana düşelim. Gezerim dere boyu, akmaz derenin suyu. Dizimi yastık yaptım, gel yarim yattım uyu. Yüksek kalenin burcumu, sert atılmış harcı. Yüksek kalenin burcumu, sert atılmış harcı. Yelestikçe geliyor yar kokun burcu burcu. Yelestikçe geliyor yar kokun burcu burcu. Gezerim dere boyu, akmaz derenin suyu. Dizimi yastık yaptım, gel yarim yattım uyu. Biraz daha uzun, biz türkü şeklinde kısa kısa söylüyoruz bunları. Babam da bizi dedi, ayrılmamızı istiyor dedi, vermek istemiyor. Yarın gel dedi, babam yüz yüze beraber konuşalım dedi babamla. Ondan sonra beni tuttu, dedim tamam gelin. Dedim valla ne olursa olsun ben gelin dedim. Özümüz belli, sözümüz belli dedim. Biz Türkmen boyundanız, Oğuzlardan gelmeyiz. Esas soruştayım, demirciyim ben kendim ama sevdamızın yerine kafam gözüm yarıldı buralar, kırıldı böyle. Kafam patladı. Kan böyle akıyor, fışır fışır böyle. İnan bak, gömlek Alkanlara boyandı. Sonra işte biz de sözü aldık derken, giderken şimdi pazar kırılıyor ya, oraya oturdum, kanlı gömleğine falan böyle. Sevinçten ağlıyorum, hem de süzgü söylüyorum. Dedi, deli oldum anam onun uğruna, yollara düştüm ben yana yana, canım kurban olsun sevdim sana, vermem ya deleri alırım seni. İdris Dağı'nda karı erisin, kalecik sensel olsun üstüme yürüsün, ver yoluna bedeni çürüsün, vermem ya deleri alırım seni. Rahmetli dedi ki, Baykuş Boğazı'ndan ve bu taraftan geçmeyeceksin dedi. Ne köprüden ne de buradan. Baykuş Boğazı'na da çektiler perde, yar hasretinden ben düştüm derde. Fani de olmasa yarın mahşerde vermem ya deleri alırım seni. İşte Kızılırmak coşmuş da seli bulanır, nasıl derdimiş benimle dolanır. Oturup ağlasam gözüm sulanır. Geçit vermez bana vay Kızılırmak. Oradan da geçmeyeceğim, oradan da geçmeyeceğim dediler ya. Yani öyle bir intizale şeylerimiz oluyor yani. Allah vergisi bunlar da bizim yani. O tabi Ankara'mızın güzel türküleri var, hele İç Anadolu bölgesinin. Ankara yöremizin Hüdayda, milletin Fidayda diye fe ile başlatıyor, fi başlıyor. Aslında Hüdayda Allah-u Teala'nın ismidir. Hüda'dan geldiği güzellikten dolayı o kıza Hüda demişler, Hüdayda. Bu zamanında 1840'lı yıllarda Balkanlardan göçüp gelerek Keskin'e yerleşiyorlar. Gökçe Çiçek çiftliğine yerleşiyor Keskin'e o zamanı. Tabi o zamanlar bu kız dünyaya gelirken öyle bir afet fırtına kopuyor ki Peygamber Efendimiz'in, ona benzetmeyelim de, Peygamber Efendimiz'in Kisra Sarayı'nın sütunları devrilip ateşleri söndüğü gibi böyle bir olay oluyor. Fırtına esir, babası diyor ki annesine, bu kızın diyor dünyaya gelmesinde bir hayrı alamet var diyor. Acayip diyor, kara hava aydınlıkken karardı, fırtına koptu, bir keramet var hanım dedi, biz bir bu kerameti çekeceğiz. Zamanla bu kız kalede yetişen Garip Ali var. Garip Ali ile bunlar bir iftira sonucu karşılaşıyorlar. Onlar bu Garip Ali de Ankara Kalesi'nde yaşıyor bu çocuk. Fakir bir babası ölmüş, annesine kalan bir çocuk. Ama kalenin içerisinde böyle çok sevilen bir çocukmuştu. Delikanlıymıştı.
Orada da iki tane Rum kızı. Ali'yi severlermiş ama bir de ağanın oğlu varmış Sadık diye. Ali'nin sevgisini kıskanırmış. Velhasını bak özet olarak anlatayım. Zamanla bu Ali'ye çatıyor. Ali de kendini Ali'ye bıçak çekiyor. Ali de kolunu büküyor, bıçağı alıyor. Ali kendi de baldırına bıçak saplanıyor. Korkuyor. Arkada kimsesi yok. Ağabeyesini bıçakladı. Yakalasalar öldürecekler. Kaçıyor. Haymana tarafına kaçıyor. İşte derken Hüdagelin'de bir ağaya gelin veriyorlar bu kızı. Fakat Haymana tarafında Dalfes çiftliğin sahibisi ağa Gözel Osman derlermiş o zamanlar. O Osman Hüdayda'nın güzelliğini görüyor ama ona sevdalanan aşıklar, ağalar, beyler kanserden ölmüşler. Kız yüz vermiyor kimseye. Derken ondan sonra bu Gözel Osman'a veriyor babası büyük eski yazın yani 7 deve yük altını bilmem ne bilmem ne akçesi çeyizmez. Karşılığında kızı şey yapıyor alıyor ama Hüda da diyor ki Hüda gelin sana diye tırnağımı diyor koklatmayacağım diyor. Sen beni diyor zorla para karşılığı aldın ama diyor. Ben özet anlatıyorum. Gelin gidiyor oraya. O yine bir kalede yaşayan başka bir Sakıp diye bir adam tetikçi onu ayarlayıp Gözel Osman'ı öldürmek istiyorlar. Ali de oradan ağanın bebesini bıçaklayıp da Haymana'nın Analıkuzu diye bir köy var. O köye halasının yanına gidiyor böyle. Orada saklanıyor jandarma da beni yakalamasın diye. Saklanıyor derken köye jandarmalar gelince o halasının oğlu Ali diyor seni diyor jandarmalar arıyor diyor. Sen diyor bak diyor şu diyor dağın diyor arkasında diyor bir diyor Dalfes çiftliği var. Gözol Osman'ın çiftliği garibanlara yardım eder öyle bir eşek yükünden diyor serveti var falan. Olan oraya kaçıyor. Hidayet de orada gelin onun ahırına saklanıyor olan. Bir de o Sakıp'ın ikisi Hüday kızının Fatma'yla oğlan şimdi Gözel Osman'a tuzak kuracaklar. Ortadan kaldırmak için. Oradan derken de Gözel Osman da çarşıya çıkmış. Erken dönmüş. Geç gelecek. 2 gün sonra gelirim demiş ama işi erken bitmiş. Bir gün önce dönmüş. Dönerken de at orada Gözel Osman gece geldi atını şeye bağlayınca ahıra öbür atın yanına at ürkmüş. Osman'ı şey Ali'yi görmüş kayıtım Ali'yi. Görünce sen kimsin falan ağam böyle böyle başıma bir iş gel. Hele sen bir dur bakalım orada diye. Bir de kapıyı da ağırdan çıkıp da kapıyı şey yaparken ona tuzak kurulduğunu dinliyor. İçeri bir giriyor bakıyor ki masada 2-3 tane bardak var. Böyle, ne bu falan filan. Perdenin arkasında da saklamış Sakıp dedi. Tuzak kuracak da onu öldürecek dedi. Ondan sonra tam öyle şey yaparken Gözel Osman'ı bıçaklıyor da öldürüyorlar. Orada atlar tekrar kişneyince ahırda aşağıda biri var diyerekten Ali'yi de görüyorlar mı bunlar? Ali de kaçıyor mu? Ahırın kapısından. Ali'nin üstünde suç kalıyor. Hüda gidiyor. Fatma gidiyor. Jandarmalar diyor ki böyle böyle bir kişi diyor Osman'ı öldürdü. Yakalanıyor. Cezaevine atılıyor. Burada vicdan azabı çekiyor Hüda gelip. Vicdan azabı çekince cezaevinde yatan Osman da durmadan para gönderiyor. Osman'ın anası diye şey kaldı ya. Servet kaldı ya. Ondan sonra bu kim gönderiyor bana bu parayı derken falan velhasını burada bir hapishaneden kaçıyor ama Hüda geldi peşine düşüyor. Bir tanışma oluyor burada bunlarda. Bu jandarmalar ise deli çavuş. O da kıza sevdalanmış Hüdayda'ya. Hüdayda dediğimiz kıza Fatma'ya. İlle o kızı yakalayacak. Oğlan da yakalayacak. Derken zamanla bunu vuruyorlar ikisini de. Kızı da Ali'den hamile kalıyor. Daha da yaşıyor da bir müddet. Derken orada işte bu türkü meydana geliyor. Onun aşkına, uğruna kendini kaybeden, aklını yitirenler olmuş, bilmem ne olmuş. O zamanın ağası bile yani Ankara'nın
ismini söylediler de hatımda değil. O kişi bile Hüday dayı güzelliğini yakından görebilmek için kızı ava götürmüş. Ama bu kız ata binmede üstünmüş. Bir yani Amazon gibiymiş kız. Tam savaşçı bir tip varmış kız. Her şey yetiştirmiş babası. Velhasıl ondan sonra onun aşkına türküler yakılıyor. Aman bulguru kaynadırlar, seni de yayladırlar. Bizde adet böyledir, güzeli oynadırlar diye türküleri başlıyor. Önce bu tabi hareketleri, Hüdayda'nın hareketlerinde kolları açıp bir sağa atıyor elini, bir de sola atıyor. Bu ok atmayı anlatır. Ok atışları, yiğitliği anlatır. Böyle paçalı güvercin gibi bazen çekeriz biz. Toprağa ayağı vururuz. Vatan toprağı değil de toprağa el, ayak vururuz biz. Kostak kostak yürüme, bir erkeğin hanımının karşısında göğsünü kabarta kabarta, işte benim ailem bu. O göğüs kabartması nedendir kadının? Erkeğine olan sevgiden, erkek de karşısına güvendiğinden o güvenle kostak kostak yürür. Hani derler ya, erkeğe vezir de eden kadındır, rezil de eden kadındır diye. Yani onun için Hüdayda'mız burada meydana gelir. Misket de aynı bir şekilde efsanedir.